Hayatınızı bir yalan üzerine kurduğunuzu, size şifa vaat edenlerin aslında sizi ölüme sürüklediğini hayal edin. Akıl almaz mı geliyor? Ne yazık ki tıp tarihinin en karanlık sayfalarından biri tam da bunu anlattı. Bugün bilim adına işlenmiş bir zulmün, yüzlerce masum hayatı karartan korkunç bir ihanetin hikayesini dinleyeceksiniz. Bu Tuskegee rengi deneyinin tüyler ürpertici gerçeği ve inanın bu hikaye sizi koltuğunuza bağlayacak. Detaylara geçmeden abone ol butonuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Yıl 1932. Dünya ekonomik krizin pençesindeyken Amerika'nın güneyinde, Alabama'nın yoksul kırsalında siyahi çiftçiler için yeni bir umut beliriyordu. Amerika Birleşik Devletleri Halk Sağlığı Servisi onlara ücretsiz sağlık hizmeti, sıcak yemekler ve cenaze masraflarının karşılanmasını vaat ediyordu karşılığında tek istedikleri kötü kan diye adlandırdıkları bir hastalığın tedavisinde işbirliği yapmalarıydı. Katılımcılar çoğu okuma yazma bilmeyen, yoksul ve güvene aç insanlardı. Doktorların kötü kan dedikleri şeyin aslında ne olduğunu bilmiyorlardı. Bilmiyorlardı çünkü onlara söylenmedi. Kötü kan aslında frengiydi ve doktorlar onları tedavi etmek değil, tedavi edilmediklerinde hastalığın vücutlarında nasıl ilerlediğini gözlemlemek istiyorlardı. Tam 600 siyahi erkek bu deneye dahil edildi. 399'u Frengili, 201'i ise kontrol grubundaydı. Bu, bilimsel bir araştırma kılıfına bürünmüş sistemli bir aldatmacaydı. Yıllar geçti. Deneyin katılımcıları, spinal tap adı verilen ağrılı omurilik sıvısı alım işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli tedavi adı altında prosedürlere tabi tutuldu. Ama bu prosedürlerin hiçbiri frenginin gerçek tedavisi değildi. Onlara sadece semptomları hafifletecek ağrı kesiciler veya vitaminler verildi. Bu süreçte frenginin vücutta yavaş yavaş tahribat yaratmasına tanık oldular. Deneyin ilk yıllarında etkili bir frengi tedavisi yoktu. Ancak bu durum 1940'ların ortalarında penisilinin bulunmasıyla tamamen değişti. Penisilin frengi için mucizevi, etkili ve ulaşılabilir bir tedaviydi. Ancak Tuskegee deneyinin araştırmacıları katılımcılara bu bilgiyi kasıtlı olarak vermedi. Daha da kötüsü, katılımcıların penisilin tedavisine erişimini engellediler. ABD hükümetinin ulusal frengi eradikasyon programları başlatmasına rağmen Tuskegee'deki erkekler tedavi edilmedi. Onlar bilimsel bir makalenin son paragrafındaki birer istatistik olmaktan öteye gidemedi. Deney süresi uzadıkça etik sınırların nasıl bir bir aşıldığı gözler önüne serildi. Katılımcılar, hastalığın ilerlemesiyle birlikte önce görme yetilerini kaybettiler. Ardından felç geçirdiler ve akıl sağlıklarında ciddi bozulmalar yaşadılar. Tüm bu süreçte hastaların ailelerine asla gerçek bilgi verilmedi. Hastalığın kökeni gizlendi. Hayatta kalanlar ise frenginin yol açtığı geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Bu yaşananlar Bilimsel bir araştırmadan ziyade insanlık onuruna yapılmış büyük bir ihlal, adeta bir suçtu. Bilim insanlarının ve doktorların sadece veri toplama uğruna bu insanlara uyguladığı muamele vicdanları derinden yaraladı. Deneyi bitirmeye çalışan birkaç duyarlı araştırmacı, sistemin katı direnişiyle karşılaştı ve susturulmaya çalışıldı. En çarpıcı yönlerinden biri ise, deneyin devamını savunan doktorların Hastaların tedaviye ihtiyacı olmadığını veya tedavi edilseler bile artık çok geç olduğunu ileri sürmeleri oldu. Bu akıl almaz gerekçeler tarihe kara bir leke olarak kazındı. 40 yıl süren bu kabus nihayet 1972 yılında ortaya çıktı. Halk Sağlığı Servisi'nin eski bir çalışanı olan Peter Buxton, etik kaygıları nedeniyle bu skandalı basına sızdırdı. 40 yıl boyunca yüzlerce Siyah Amerikalı sifilis tedavisi alacaklarını düşünürken aslında kandırılmış ve hastalıklarının ilerlemesi gizlice izlenmişti. Peter Buxton'ın vicdanı sayesinde bu korkunç uygulama nihayet gün yüzüne çıktı. Sızdırılan bilgiler New York Times'ın manşetlerinde yayımlandığında halkın öfkesi büyük oldu ve hükümet derhal harekete geçmek zorunda kaldı. 1974 yılında hayatta kalan katılımcılar ve ölenlerin aileleri adına açılan dava sonucunda 10 milyon dolarlık bir uzlaşmaya varıldı. Ancak en önemlisi, bu olay tıp etiği alanında devrim niteliğinde değişikliklere yol açtı. Bilgilendirilmiş onum, informed consent, risk, fayda değerlendirmesi ve adil katılımcı seçimi gibi temel etik prensiplerin zorunlu hale gelmesini sağlayan Belmont raporu gibi düzenlemeler bu fiyasko sayesinde ortaya çıktı. Artık hiçbir araştırmanın insan onurunu bu şekilde çiğneyemeyeceği garanti altına alınmaya çalışılıyordu. Bilimin insan hayatına kattığı değerler tartışılmaz olsa da, etik ilkeler ihlal edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar tüm insanlık için ağır bir bedel anlamına gelir. Tuskegee deneyi onlarca yıl boyunca Afro-Amerikalı erkeklerin sağlık durumlarının izlenmesinde uygun tedavi sağlanmadan İnsan haklarının hiçe sayıldığı karanlık bir dönemi simgeler. Bu olay, toplumun güvenini sarsmış, bilime olan inancı zedelemiştir. 1997 yılında Amerika Başkanı Bill Clinton, Tuskegee deneyindeki korkunç etik ihlaller için resmi olarak özür diledi. Bu özür, acıları dindirmese de bir ulusun geçmişiyle yüzleşme çabasının sembolüydü. Tuskegee deneyi tıp tarihine kara bir leke olarak geçti. Bu özür, geçmişteki hatalardan ders çıkarılması gerektiğini, tıp ve bilimde etik kuralların, insan onurunun her şeyden üstün tutulması gerektiğini vurguladı. Bugün ise, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için araştırmalarda şeffaflık ve etik standartlar büyük önem taşıyor. Her bireyin hakları dokunulmazdır ve bilim, insanlığa hizmet etmeli, ona zarar vermemelidir. Bize, Bilimin ilerlemesi adına bile olsa, insanlık onurunun ve etik değerlerin asla feda edilemeyeceğini acı bir şekilde hatırlattı. Bu hikaye sadece geçmişte kalmış bir olay değil. Aynı zamanda günümüzdeki araştırmalarda bile etik sınırların ne kadar önemli olduğunu, her bir bireyin haklarının ne kadar kutsal olduğunu gösteren güçlü bir uyarıdır. Tuskegee deneyi'nin ortaya çıkışı sadece Amerika'da değil, tüm dünyada derin bir şok etkisi yarattı. Bu utanç verici olay, tıbbi araştırmalarda etik kuralların gerekliliğini ve insan haklarının korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmalara katılanların bilgilendirilmiş onamı, bağımsız denetim kurulları ve şeffaflık gibi temel ilkeler, Tuskegee'den alınan derslerle evrensel araştırma standartlarının ayrılmaz parçası haline geldi. Bu hikaye sadece bir bilimsel skandal değil, aynı zamanda insanlık onurunun, adaletin ve tıp etiğinin vazgeçilmez önemini hatırlatan bir uyarıdır.